Merhaba arkadaşlar, bugün C# programlama dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde döngülerden ikinci konu olan while döngüsünü işleyeceğiz arkadaşlar. Bunun öncesinde hemen new project diyorum, console application ve şuraya diyorum ki arkadaşlar while döngüsü diyorum. Bu kaçıncı ders arkadaşlar? Şöyle yapalım. 10. ders diyelim. 10. dersten iten klavyeyi seç diyorum ve açıyorum arkadaşlar projemi. Şimdi bekleyelim arkadaşlar. Projemiz şu anda gördüğünüz gibi yaratılıyor. Şimdi arkadaşlar yine for döngüsünde yaptığımız örneklerle birlikte aynısını while döngüsünde yapacağız arkadaşlar. Int diyorum arkadaşlar. Sayaç için i ve arkadaşlar toplam diyorum eşittir 0. Şimdi while döngüsünde arkadaşlar şöyle yapalım. While yine bir değerimiz i kaçtan kaça kadar arkadaşlar? 3'e kadar diyorum arkadaşlar ve ben ne yapacağım arkadaşlar? 1'den 3'e kadar olduğu için arkadaşlar sayacımı 1'den başlatmak için buraya i eşittir 1 değeri atıyorum arkadaşlar. Hemen diyorum ki toplam artı eşittir i diyorum. Ve ne oldu arkadaşlar? 1'den 3'e kadar ve sayacımı ne yapacağım arkadaşlar? Döngüde çalıştıracağım. İşte bu for döngüsünden farklı olarak arkadaşlar sayacımızı arkadaşlar diğer işlemlerimizden sonra giriyoruz arkadaşlar ki doğru sonuca varalım. Şimdi bu sefer ne yapalım yine? Double diyelim. Ortalama eşittir. Typecast uygulamam lazım. Zaten bunun şeyde for döngüleri dersimizde nedenini anlatmıştım arkadaşlar. Diyorum. Toplam bölü kaç adetti arkadaşlar? 3 adet arkadaşlar. Ve console diyorum write line şöyle toplam ve ortalama değerleri diyorum 0 ve arkadaşlar şöyle 1 diyorum arkadaşlar. Şimdi burada gene de geçeyim ya. Yani hızlı geçmek istemiyorum. Burada arkadaşlar toplam değerimiz var ya bizim. Toplam değerimiz integer olduğu için yani integer bir değere böldüğümüz için siz burada typecast'i uygulamazsanız arkadaşlar dönüş tür dönüşümünü o zaman bu ortalama arkadaşlar direkt integer ne kadar double ortalama yapsak da bu değerlerin ikisi integer olduğu için arkadaşlar değerimizi ortalama değişken türüne integer türünü atayacak ve bu double'a dönüştürdükten sonra arkadaşlar şuradaki değişken türümüzü ortalama değerimizi ona göre çıktığımızı verecek arkadaşlar. İşte bu değeri düzgün bir ortalama değeri olması için arkadaşlar bir tür dönüşümü ekledim toplamın önüne ve double ile arkadaşlar ondalıklı hale getirdim. Şimdi toplam diyorum ve ortalama diyorum arkadaşlar. Bir de konsoldan arkadaşlar değer girinceye kadar konsolumuz kapanmasın. Read key diyorum. Yani klavyeden. Şimdi arkadaşlar şimdi burada bir de arkadaşlar şunu yapalım. Ortalamadan sonra arkadaşlar bir yani işte mesela ortalama kaç çıktı? 2,5 ya. Ya da bazen öyle bir oluyor ki 1.33333 yazıyor. Bunu engellemeniz için arkadaşlar çıktığımızın bu birin mesela kaçın neye denk geliyor arkadaşlar ortalamaya. Ortalamanın olduğu yere 0 diyorum. Dijitten sonra da bir diyez işareti koyarak arkadaşlar dijitimi belirliyorum arkadaşlar. Süslü parantez koyalım. Ve build diyelim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 1'den 3 değerine kadar ki değerlerimizin toplamı 6. Ortalaması ise 2. Niye? Çünkü 1'den 3'e kadar arkadaşlar 2 tane değerimiz, 3 tane değerimiz var.
Şimdi bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar bir diğer örneğimize geçelim. Bu sefer birden eninci değere kadar sayıların toplamı ve ortalama değerinin bulunması programına oluşturalım. Şunları bir yorum haline getir. Zaten bunlardan gene tekrardan değerlerimi alacağım. Şimdi bunu niye böyle yaptım arkadaşlar? Çünkü işlemimizde kalabalıklaşma, ekran çıktılarında netliğe kavuşturmak için. Şimdi bizim burada arkadaşlar şimdi bir de ne gelecek arkadaşlar? Sınır değerim gelecek, değil mi? Sınır değerim ne diyelim burada mesela? En diyelim arkadaşlar. Ondan sonra şöyle diyelim. Konsol nokta write line diyorum arkadaşlar. Ve sınır değerini giriniz değerini giriniz diyelim. Şuraya iki nokta. Ve arkadaşlar en değerimi eşittir diyorum. Ne yapacağız arkadaşlar bunu? Tür dönüşümüne sokacağım. Biliyorsunuz konsol readline string girdiği için arkadaşlar string'i integer'e dönüşmek için parse komutu uygulanıyor. Burada da konsol diyorum. Readline diyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Ve en değerimi belirliyorum arkadaşlar. Ve buraya ne koyuyorum arkadaşlar? En koyuyorum. Çünkü niye? Girdiğim en değere kadar değerlerin toplamı ve ortalamasını bulacağım. O zaman buraya da ne koyacağım arkadaşlar? En değerimi koyacağım arkadaşlar. Tekrardan bir bak edelim. Mesela sınır değerim kaç olsun arkadaşlar? 4. Gördüğünüz gibi toplam ve ortalama değerleri, ya burada üye olmayacağım artık, bunu şurada yanlış yazmışım çünkü arkadaşlar. Toplam değerleri biz kaç? 1'den 4'e kadar sayının toplamı 10. Ortalaması kaç arkadaşlar? 2,5. Bu da birden eninci değere kadar arkadaşlar while döngüsünde sayıların toplamı ve ortalaması arkadaşlar. Şunları da tekrardan şöyle yapalım. Tekrardan şöyle bir alalım. Şimdi ki programımız ise arkadaşlar kendi belirlediğimiz iki sayı aralığında toplam ve ortalama değerinin bulunmasını göreceğiz while döngüsünde. Şimdi o zaman burada bir döngümüzün başlangıç değeri. Mesela buna ben A diyeyim arkadaşlar. Döngümüzün sınır değeri de arkadaşlar B olsun. O zaman şuradan kaç tane lazım arkadaşlar? Bir tane daha lazım. Şöyle yapalım. Şu şekilde. Ne diyeyim? Sınır değeri diyeyim. Mesela başlangıç değerini giriniz diyelim. Bu A olsun arkadaşlar. Bu da sınır değeri ne demiştim arkadaşlar? B demiştim. Şimdi burada arkadaşlar sınır değerim artık B olduğu için ben şunu B diyorum. Ve ben sayacım standart birden başlasın arkadaşlar. Ve şunu yapacağım. Sınır değerim kaç olacak arkadaşlar? Mesela ben 2 ile 4 arasında diyorum ya arkadaşlar. O zaman bu sayaç ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Önce bir 1 mesela geldim. 1 olmadı. 2 değeri yaptı. 3 yapacak. Ve buradan 4. değere kadar durumu yaptıktan sonra 4 değerinde ekleyecek. Sonrasında gene tekrardan i plus fazla 5 olacak. 5 4'ten küçük mü? Küçük eşit değil deyip false yapıp arkadaşlar değerimi buraya yazacak. Şimdi bir de arkadaşlar şuradaki en tane sayı biz girdik ya. Şimdi ben 2 ile 4 arasındaki sayıların bir dizi formülünü oluşturmam lazım. Mesela 2 ile 4 arasında ne değerlerimiz var arkadaşlar? 2, 3, 4. O zaman bunun formülü ne olabilir? Döngümün sınır değeri eksi başlangıç değeri artı 1 arkadaşlar. Değil mi? Bakalım 4 eksi 2 artı 1 evet 3. Mesela bunu 5 yapalım arkadaşlar. Gerçekten dizi formülümüz doğru mu? 5 yaptığımız zaman 5 kaç tane değerimiz var? 4. 5 eksi 2 3 artı 1 4. Evet. Demek ki
dizi formülümüz bu olacak arkadaşlar. Hani biz kaç tane yani ortalama değerini buluyoruz, işte bu ortalama değerini buraya bu formülle yazıyoruz arkadaşlar. Şunu alalım. Tamam. Bence şu anda işlemler doğru gibi. Build diyelim. Start diyelim. Başlangıç değerim kaç olsun arkadaşlar? 2 olsun. 4 olsun. Bakalım doğru mu? 2 ile 4 arasında arkadaşlar 2, 3, 5 aslında 9 olması gerekiyordu. Ha pardon. Tabii ki olur mu böyle? Tabii şuraya çünkü ne? If koymayı unuttuk çünkü. Şuraya arkadaşlar for döngüsünden ek olarak arkadaşlar buraya if diyeceğiz ve i küçük eşit 2 ifadesini kullanacağız. Şuraya. Yani arkadaşlar benim değerlerim 2'den büyük değerlerimi toplam ifadesi alacak. Ne yapacak o zaman? Buradan 1 yaptım. 2 olunca toplayacak. 3 yapınca toplayacak. Zaten sınır değerime örnek veriyorum 4 mü? 4 yapacak, toplayacak. 5 olduğu zaman arkadaşlar zaten döngü sona erecek. Şöyle yapalım. Bir daha bir diyelim. 2, 4 diyorum. Gördüğünüz gibi 2 ile 4 arasındaki arkadaşlar sayıların toplamı kaç arkadaşlar? Doğru. 9. Kaç tane sayım var? 2, 3, 4. 3 adet. Gördüğünüz gibi ortalamamız da 3 arkadaşlar. Bu while döngüsünde arkadaşlar for'dan arkadaşlar farklı olarak o for'dan hani iki değerimizin aralığını giriyorduk ya biz döngünün içerisinde. Burada ise bu döngüyü tamamlama yani iki değer arasındaki bir döngü programını yazmak için arkadaşlar bir if ile bunu while ile desteklemek zorundasınız. Arkadaşlar while döngüsüyle de anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.